Çok ilginç günlerden geçiyoruz. Bugünlerde AK Parti'nin üst düzey kadroları milletimize tepeden bakan o çirkin tavırlarını, insanımızı sürekli tutuplaştıran o kirli zihniyetlerini teker teker dışa vurmaya devam ediyor. Bir AK Partili milletvekili, üstelik de kadın bir milletvekili çıktı, AK Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz kalan kadınlar için utanmadan onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder dedi. Yani bu arkadaş diyor ki, tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa onursuzdur. Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa yine onursuzdur. Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik. Değerli dava arkadaşlarım, bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil cehalet olduğundan, özellikle bilmedikleri, anlamadıkları konularda üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar. Doğrusunu anlatmak da mecburen bizlere düşüyor. Bu arkadaşların bilimle pek ilgileri olmadığını biliyoruz ama psikologlar, araştırmacılar diyor ki, kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa ortaya çıkması da o kadar zordur. Toplum baskısı ne kadar ağırsa bu konuları konuşmak da o kadar zordur. Şimdi bir parantez açmak istiyorum. 7 Haziran 2015'te damadın abisinin televizyonunda bana eşimi aldattığıma dair imalı bir iftira atıldı. Buna ben susmadım. Çok sert bir tavır, tutum aldım. Anında konuştum. Bu kadın milletvekilinin hani niye zamanında konuşmuyorlar dediğini söylüyorum. Anında konuştum. Bana göre gök kubbeyi aşağı indirmeye çalıştım. Sonra 4. gün Sayın Erdoğan beni aradı. Bu arada herkes sustu. İçeriden bilgi bu. Şuradan bilgi. Buradan değil, buradan bilgi. Bütün arkadaşlarımız neyi gördüm biliyor musunuz? O zaman neyi gördüm biliyor musunuz? Arkadaşlarımız çok üzüldüler. Ama kadındır. Rencide olur mu diye sustular. Benim arkadaşlarım öyle sustu. Ama diğerleri ise ya doğruysa diye sustu. Sonra 4. gün aradı Sayın Erdoğan beni. Uzunca bir telefon konuşması yaptık. Ondan sonra AK Parti'nin içinden insanlar beni aradılar. Fakat Sayın Erdoğan aramasıyla beraber o defteri kapatmamı beklemiş bu hanımefendiler. AK Parti bünyesinden bahsediyorum. O defteri kapatmamı beklemişler. Bunların yazar çizer takımının tamamı bu Meral Akşener'de ne yapmak istiyor? Bu yeter. Cumhurbaşkanı aradı. Sayın Erdoğan aradı. Bu kadın ne yapmak istiyor? Yeter. Sen bir kadınsın. Sus. Dediler ve yazdılar. Şimdi kalkıp da tecavüze uğrayan bir kadının, tacize uğrayan bir kadının veya çocuğu tecavüze veya tacize uğrayan bir annenin hemen konuşmamasını onursuzluk olarak nitelendiriyorsanız aynaya bakın muhteremler. Aynaya bakın.
Herkes bu açıklıkta konuşamayabiliyor. Mesela şöyle olmuştu. Çocuğun var, oğlum var, cinayet işlemez. Kocam var, şunu yapmasın. Abim var, böyle olmasın. Uzatma. Büyütme Meral. Bu da dendi bana. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Aileler bile devreye giriyor. Dostlar devreye giriyor. Arkadaşlar devreye giriyor. Herkes bir sağduyu timsali olarak o kadına sus diyor. Susmadığın zaman da çirkeflikle suçlanıyorsun. Bir de böyle bir alanı var bu işin. Evet, şimdi bu arkadaşlar o kadar vizyonsuz ki, bu vizyonsuz arkadaşların dünyada olandan bitenden de haberi yok. Bütün dünyada kadınlara cesaret aşılayan bir Me Too hareketi var. Me Too hareketi toplumun baskısından korkan binlerce taciz mağduru kadına cesaret verdi. 10 yıldır, 20 yıldır saklanan taciz olaylarının, tecavüz olaylarının ortaya çıkmasına vesile oldu. Ama tüm bunlar torunu yaşındaki bir kadın siyasetçiye sırf kendinden değil diye vitrin süsü diyebilen bir genel başkan ve onun meclis grup başkan vekilinin umurunda bile değil. Ne kadar acı değil mi? Oysa bizlerin görevi uğradıkları felaketlere karşı kadınları cesaretlendirmektir. Haklarını aramaları için kadınları cesaretlendirmektir. Şikayet edeni onursuz ilan ederek bir travma daha yaşatmak değildir. Vicdan bunu gerektirir. Ahlak bunu gerektirir. Ve aynı zamanda onurlu siyaset bunu gerektirir. Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için başvuru süresi mi var? 3 iş günü içinde şikayetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz? Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın be sizin, zihniyetiniz batsın. İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur. İYİ Parti hakkını arayan her kadının daima yanında olacaktır. Buradan şiddet gören, hakkı yenilen, tacize maruz kalan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Onlar bıraksa da, onlar size onursuz dese de biz sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Değerli milletvekilleri, aynı zihniyetin çok acı bir başka yansımasına da bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısının akıl almaz sözleriyle şahit olduk. Bir yönetici çıktı, bu ülkenin 6 milyon vatandaşına Allah belanızı versin dedi. Milletine bela okuyan bir siyasetçi. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk. Bu Türk siyasi tarihinde utançla hatırlanacak bir terbiyesizlik. Nereden nereye geldi Türkiye, değil mi Sayın Erdoğan? Nereden nereyeydi? Dün kendinden olmayana terörist diyen bu zihniyet, bugün işi iyice abartıp kendine oy vermeyene bela okur hale geldi. Bir yandan APO'nun mektubunu okutturup el birliğiyle teröriste güzellemeler yapacaksınız. Kırmızı bültenle aranan kardeşinin ayağına devletin televizyonunu gönderip röportaj yapacaksınız. Sonra çıkıp sırf size oy vermiyorlar diye bu memleketin insanlarına bela okuyacaksınız. Yazıklar olsun. İşin en acısı da ne biliyor musunuz? Bu şımarık, bu şuursuz davranışlarla bölücü teröre hizmet ettiklerinin farkında bile değiller. Terör örgütünün yöneticileri şu an sırıtarak el ovuşturuyorlardır. Düşünsenize, hükümetten biri çıkıp dünyaya PKK'nın 6 milyon destekçisi var diyor. İşte size AK Parti'nin devlet yönetimi anlayışı. İşte size AK Parti yöneticilerinin gerçek yüzü. Çıktığım her televizyon programında, her konuşmamda defalarca söyledim.
Bu memleketin hiçbir vatandaşı herhangi bir partinin kulu, kölesi, marabası değildir. Oy vermek bir vatandaşlık hakkıdır. Ve kimse oy verdiği partinin politikalarından sorumlu değildir.